Hünkârım. Her ne kadar gizli tutulsa da Şehzade Mustafa Hazretlerinin günlerdir kaybolduğunu işittim. Sarayda hiç sır kalmıyor. Merak etmeyin hanzadem. İz üstündeyiz. Bugün değilse yarın şehzademizi bulacağız. Geç kaldın Derviş Ağa. Daha o gün, kaçtığı gün bulmalıydın. Zira mevzu bahis olan Hanedan-ı Ali Osman'ın itibarıdır. Allah'tan erken vakitte haberim oldu da siz yüce hünkârımızı bu zor vaziyetten esirgeyebildim. Ne demek bu? Şehzademizi, sultanlarımızı ve onların kaçmasına yardımcı olan gafil Musa Paşa'yı yakaladım. Müsaadenizle. Sen kim olduğunu sanırsın? Sen kimsin? Sen kimsin de bir şehzadeyi kaçırmaya cüret edersin? Abi ne olur yapma. Abi ne olur yapma. Söz vermiştiniz hünkârım. Herkesin önünde yemin ettiniz. Kardeşim başlıyorum, ona kıymayacağım dediniz. Bir padişahın şahane dasasından dönmek var mıdır? Ettiği yemini bozmak var mıdır? Evladını bu çukura sen sürüktün. Senin yüzünden oldu bütün bunlar. Fetva almıştınız. Kıyacaktınız ona, bu yüzden kaçtım. İkisini de zindana atın. Dilruba'yı da odasına kapatın. Musa Paşa'ya gelince... Hünkârım, bağışlayın. Yüce affınıza sığınıyorum. Derhal kellesini istiyorum. Hünkârım, bağışlayın. Bağışlayın hünkârım. Beni neyle itham ediyorsun? Benim günahım ne? Evladımı korumak mı? Ben de evladımı kaybettim. Babanızın cellatları aldılar. Abiniz Mahmut'u ne çabuk unuttunuz. Hünkârım, yalvarırım, aynı acıyı bana ikinci kez yaşatmayın. Yalvarırım. Ne yapacaklar? Hünkârımızın emriyle idam edilecekler. Ama bu korkunç bir şey. Canilik. Kes sesini. Sana mı kaldı koskoca sultanın kararını sorgu sual etmek? Cennet, böyle mi terbiye ediyorsun hatunları? Dağılın hadi, dağılın. Hünkârım, bağışlayın beni. Yalvarırım. Acıyın, merhamet edin hünkârım. Bağışlayın hünkârım. Merhamet edin hünkârım. Yalvarırım. Bağışlayın. Merhamet edin hünkârım. Affedin hünkârım. Yalvarırım. Allah taksiratını affetsin. Amin. Şimdi ne yapacağız sultanım? Hünkârımız bugün değilse yarın şehzademizi de idam edecekler. Tavsiyen nedir? Arzu ederseniz Şeyhülislam Efendi'yi ziyaret edeyim. Malumunuz Müftü Hazretlerinin fetvası olmadan idam etmez. Akıllı sultanların böyle ehil hizmetkarları olur elbet. Şehzadeyi teslim ederek büyük bir iş başardın Şahingiray. Hanedanı büyük bir dertten kurtardın. Hanedan-ı Ali Cengiz ve Hanedan-ı Ali Osman ezelden beri dost ve müttefiktir hünkârım. Dostunuzu dost, düşmanınızı düşman belleriz. Âlâ. Münasip bir vakitte kardeşinle gel. Huzuruma kabul edeceğim. Padişah Efendimiz! Ben 41. Sipahi Bölüğü'nden Başçavuş Abdiye Ağa. Cüretimi bağışlayın. Lakin sipahi kullarınızın arz etmemi istediği bir husus var. Söyle Abdiye Ağa. Kullarım ne ister? Kullarınız adet olduğu üzere cülüs bahşişi bekler nicedir. Sipahi hayli huzursuzlanır. Yeniçeri kullarım ne der ha? Onlar da mı huzursuz? Ben Acemi Ocağı İstanbul Ağası Zülfikar kulunuz. Askerlerin cülüs bahşişini beklediği doğrudur hünkârım. Lakin Yeniçeri için siz saadetli padişahımızın verdiği söz her şeyden daha kıymetli ve kafidir. Kullarıma söyleyin ağalar. Kimse bir huzur olmasın. Zira Mısır hazinesi çoktan yola çıktı. Öyle değil mi Kasım Paşa? Beli sultanım. Hazineyi getiren Yavuz Ali Paşa birkaç hafta içinde payitahtta olacaktır. İnşallah aynı günde cülüs bahşişini dağıtırız. Rabbim dualarımızı kabul etti aslanım. Şehzade Mustafa nihayet elimizde. Bu iş bitmeli. Bu husustaki fikrimiz malumun Ahmet. Katli münasip değildir. Başıma bir şey gelirse ne olacak? Korkunuz bu mu? Allah muhafaza. Lakin devlet adabı her ihtimali görmeyi, ona göre tedbir almayı gerektirir. Kardeşimin kaçması, düşmana sığınması da bir ihtimal. Ki neredeyse oluyordu. Hiç değilse bekle Ahmet. Cariyelerinden biri şehzadeni doğurana kadar bekle. Kulların görsün soyun senden devam edeceğini. O vakit kardeşimin katline ferman verebilirim ve buna sesiniz çıkmaz, öyle mi? Gönlümüz hiçbir vakit razı gelmez. Fakat kader de buysa ne yapalım? Biz diyeceğimizi dedik. Ben de diyeceğimi dedim sultanım. Müftü Efendi'den fetva gelir gelmez nizam alem için idam edilecek. Büyükvalidemizin size olan itimadı tamdır. Mevzu bahis olan hususta Devlet-i Aliye'nin menfaatine bir karar vereceğinizden hiç şüpheleri yok. Sultanımız hayır dualarınızı ister. Hediyesini kabul buyurunuz. Rabbim Safiye Sultanımıza zeval vermesin. Cümlemizi de hak yolundan ayırmasın. Amin. Sunullah Efendi. Dasur Ağa. Şeyhülislam Hazretleri. Hayrola Sunullah Efendi? Hangi rüzgar attı seni buraya? Şehzade Mustafa'nın yakalandığını işittim. Bu hususta istişare etmek lazım. Lüzum yok. Vaka bu konuda sen dahil herkes fikrini söyledi. Şimdi karar verme vaktidir. Hünkârım. Gel derviş. Bak ne getirttim. Yasemin. Nasiye her sabah bunun kokusuyla uyanırmış. Ne vakit ismi geçse gözleriniz parlıyor. Hatun pek huzur verdi size. Aslında isyankâr bir ruhu var. Onu evinden alıkoyan herkese kızgın. Bilhassa da bana. Keyfinizi kaçırmak istemem. Lakin Müftü Efendi'den beklediğiniz cevap geldi. El Cevap, Şehzade Civan Baht Mustafa Hazretlerinin Hanedan-ı Ali Osman'ın tek şehzadesi olması sebebiyle katledilmesi münasip değildir. Hünkârım, mevzu mühim Derviş Ağa. Müftü Efendi ile alakalı. Cüretimi bağışlayın, lakin bilmeniz icap ediyor. Şeyhülislam Efendi elinizdeki fetvayı hür iradesiyle vermedi. Destur Sultan Ahmed Han Hazretleri. Hünkârım, vaziyetimizi mazur görün. Geleceğinizden bir haberdim. Haberdar olsaydınız ne yapardınız Müftü Efendi? Safiye Sultan'a malumat mı verirdiniz? Aklınızdan neler geçiyor çok iyi biliyorum. Civan gördünüz diye padişahtan saymaz mısınız yoksa? Haşa, sümme haşa. Kimin haddine? Madem öyle Müftü Hazretleri, ne cüretle hünkârımızın iradesine karşı gelirsiniz? Haddini bil Derviş Ağa. Ben şer-i şerife göre karar vermekle mükellefim. Ekser ulema da benim gibi düşünmekte. Hünkârım, henüz bir evladınız yok. Maazallah başınıza bir şey gelirse devleti âliyenin hali nice olur? Devlet dediğin padişahtır. Ve padişah benim. Şimdi rahlenizin başına geçin. Ya istediğim fetvayı alırım ya da makamınızı. Karar sizin. Benim fetvama ihtiyacınız yok hünkârım. Zaten kanun-i kadim mucibince ferman padişahımızındır. Kanunlarımızı iyi bilirim Müftü Efendi. Benim bilmediğim sizin hakiki yüzünüzdü. Onu da bugün öğrendim. Keşke seneler evvel seni bu deliğe soksaydık da bir oğlunun daha mahvına sebep olmasaydım. Siz olsanız ne yapardınız? Biricik oğlunuzun boynuna ipekten urgan geçirildiğinde siz ne yapardınız? Maziyi bilmez gibi konuşursun. Evlatlarımızdan birine taht nasip olduğunda 19 tabut çıktı bu saraydan. İçlerinden biri en küçük oğlumuzdu. O gün gücünüz yoktu. Lakin şimdi hikmetinizden sual olunmaz. Sultanım, yalvarırım ne olur yardım edin. Herkesin bir talihsizliği vardır. Doğar doğmaz alnına yazılır. Bu küçük yavrucağınkini biliyor musun? Sen. Safiye Sultanım! Sizde zerre vicdan yok. Kalbinizde merhamet yok. Sevgi yok. Herkesi kandırabilirsiniz lakin beni asla. Sultan Ahmet'e karşı elinizde olsun istiyorsunuz oğlum. Bu yüzden yaşasın istiyorsunuz. Bu yüzden. Ahmet. Her kimes neye evladımdan saltanat müesser ola? Karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Fetva alamayınca Kanuni Kadim'in gölgesine mi sığınırsın? Fethüdanız Nasuh'a'yı Müftü Efendi'ye yollayıp arzu ettiğiniz fetvayı yazdıran sizsiniz sultanım. Kanunlarımızı ve dahi padişahın iradesini hiçe saydınız. Bunun cezası bellidir. Şehzademizin mezarının yanına bizim mezarımızda kalsınlar o vakit. Canımızın parçasından bu lafları işitmektense ölüm yedir. Sizi artık sarayımda istemiyorum sultanım. Derhal hazırlığınızı yapın. Eski saraya sürüldünüz. Bizi susturabilirsin. Ya vicdanının sesi? O susar mı? Yanındaki iblislerin gürültülerine aldanma. Hepsi çeker gider ve sen tek başına kalırsın. Bir karanlık çöker kalbine. Baktığın her yerde kardeşinin masum yüzünü görürsün. Önünde iki yol var Ahmet. Tıpkı bizim iki kapımız gibi. Biri merhametin yolu. Diğeri mezalimin. Hangisini seçeceğine sen karar vereceksin. Lakin unutma ki zulmün eşiğinden bir kere geçen her daim zalim olur. Mustafa'm, şehzadem. Anne, anne neredesin? Buradayım oğlum. Anne ben çok korkuyorum. Buradayım arslan parçam. Yemeğini ye. Ye ki gücün kuvvetin yerine gelsin. Ben kestane istiyorum anne. Allah vermiyor. Ağalar! Şehzadenize kestane getirin. Kestane getirin.